Sevgili gençler, Bahri Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Hatırlarsanız problemler konusundaydık ve 32. dersimizde en son rutini olmayan problemden bahsettik. Rutini olmayan problemler bizim sayı kalıplarımıza, kesir kalıplarımıza, hatta bugün başlayacağımız artık yaş veya diğer problemler gibi kalıplara uyma genel kalıplardı. Ayrıntılı ve çok farklı örnekler verdim. Onu o derse havale ediyorum. Bugünse artık yaş problemine başlıyoruz. Yaş problemi ismini anlaşıldığı gibi bazen yıl, bazen yaşın sorulmuş olduğu bir soru kavramıdır. Ve özellikle yeni nesiliyle, klasik haliyle çok farklı sorular geliyor. Son yıllara baktığımızda aslında çok sık sorulmadığını görmekteyiz. Son 5 yıla kadar her yıl soru gelirken bu son 5 yıl TYT, AYT ile beraber artık biraz daha 2 yılda, belki 3 yılda bir soru çıkan ama gerçekten seçici ve güzel soru olarak karşıma çıkmakta. Klasiğiyle, yenisiyle, farklı sorularıyla Bahri Hoca'da matematik yaş problemleri başlıyor. Öncelikle gelin şu yaş problemine alakalı olarak sorular neler kullanılıyor? Soruları okuduğunuz zaman o kullanılan kavramın kodları nelerdir? Oradaki şifreyi beraber bir çözelim. Her bir ifade okuduğumda ne anlamalıyım? Nasıl cevap vermeliyim? Özellikle denklemi yazarken veya eğer mantıkla çözmek gerekiyorsa nasıl bulurum? Onların şöyle bir genel hatlarıyla beraber bakalım. Daha sonrasında sorularımıza başlıyoruz. Yaş problemleri. Şimdi bakalım. Bir kişinin yaşını arayacağız ki zaten genelde işimiz bu olacak. Annenin yaşı kaçtır? Babanın yaşı kaçtır? En büyük çocuğun yaşı kaçtır? En küçük çocuğun yaşı kaçtır? Peki. O zaman burada aradığımız yaşa gelin x diyelim. Yaş x olduğuna göre hadi sol olarak karşımıza çıkacak. Bu kişinin A yıl sonraki yaşı derse o zaman ne olur? X yaşındaydı. A yıl geçtiğine göre tabii ki bunun yaşı artık X artı A olur. 2 yıl sonraki yaşı X artı 2. 2 yıl önceki yaşı X eksi 2. Eğer sonraysa ekliyorum. Önce ise çıkarıyorum. Peki başka ne olabilir bakalım. Bir kişi olmasa. Mesela 4 kardeş. Bir grupta 5 kişi var. 5 kişinin yaşları toplamı şeklinde peki olursa ne yapacağız? Şimdi bir kişi varken 2 yıl geçtiğinde yaş 2 artı ama grupta 5 kişi varsa tabii ki 5 çarpı 2 o yaş grubunun toplamı mutlaka 10 artmak zorunda. Demek ki o zaman bir ekip varsa birden fazla kardeş varsa veya bir aile varsa işin içindeki kişi sayısı ne kadarsa yaşları toplamı İşte o kadar artar. Yani A yıl sonra eğer arıyorsanız A yıl sonra N kişi ise N çarpı A kadar artar. Veya A yıl önce ise X'ten ne yaparız? N çarpı A'yı çıkartırız. Mesela 4 kişilik bir arkadaş grubunun şimdiki yaşları toplamı 50'dir. 3 yıl sonra 3 yıl sonra bunların yaşları tabii ki artacak. Ve ne olur? 4 kişi var. Her biri de 3 yıl yaşanacağına göre bunların yaşları toplamı tabii ki kaç olur? 62 olur veya 2 yıl önce olsaydı bugün yaşları toplamı tabii ki 50. Önce olduğuna göre bunların yaşları toplamı tabii ki azalacak. Her birisi 2 azalacağına göre 4 çarpı 2. 4 kişi 2 2 ayrıldı, azaldı. Yani ne oldu? 8 azaldı. O halde burası kaç yapar? 42 yapar. Peki, sonra başka karşıma ne çıkabilir? Bu aslında buranın en orijinal ve sorularda özellikle en kritik noktalarda hayatımızı kurtaran bir not. Diyoruz ki iki kişinin yaşları farkı asla değişmez. Düşünsenize kardeşinizle aranızda 3 yaş fark var. Ne zaman değişir? Asla. Çünkü her ikisi de aynı zaman diliminde büyüdüğü için bu yaş farkı asla değişmeyecektir. Denklemlerde de değişmeyecektir. Düşünsenize bir babanın yaşı bugün çocuklarının yaşları farkının 3 katıdır. Aradan 2 yıl geçti. 5 katı desem bile yaş farkının değişmeyeceğini aman aman dikkat edin. Peki en kişilik bir topluluktayız. Şimdiki yaş ortalaması X olsun. Peki o zaman bunların yaş ortalaması A yıl sonra kaç olur? Yaş ortalaması bakın birer birer artıp azalıyor. Yani A yıl sonra eğer yaş ortalaması x ise yaş ortalaması x artı a olur veya a yıl önce x eksi a olur. Neden? Çünkü yaşları topladığımız zaman bakın kişi sayısına böleceğim. 2 yıl geçti.
N kişi var. Mesela 5 kişi olsun. 2 çarpı 5 10 yapar. Onu 5'e böldüğümde yaş ortalaması yine 2 artmış olur. 10 kişi var. 3 yıl geçti. Toplamda 30 yaş artıyor gibi duruyor ama ortalama dediği için ben bunu böldüğümde 3 yıl geçtiyse ortalamada 3 arttı. 5 geçtiyse 5 arttı. 2 yıl önce ise 2 azaldı. Peki başka su olarak karşımıza çıkabilir. Mesela Ali ve Veli'nin şimdiki yaşları. Burada daha çok Ali Veli hakkında bilgi verir. İki kişi hakkında yani bilgi verir. O onun yaşındayken veya o onun yaşına geldiğinde gibi bazı bilgiler verir. Bakın beraber bakalım. Ali'nin şimdiki yaşının Veli'nin şimdiki yaşına oranı. Bir oran verilmiş ki bu gerçekten ciddi bir avantaj. Şöyle Ali ve Veli yazalım. Ali'nin yaşı 5x, Veli'nin yaşı gelin 3x olsun. Veli Ali'nin şimdiki yaşına geldiğinde bakın Ali ne oldu burada? Ali Veli'nin yaşına geldi. Yani 5x mi? Pardon yanlış yazdım. Veli Ali'nin yaşına 5x olduğunda geldiğinde tabii ki 2x artar. O halde bu da 2x artmalı. 5x 2x daha kaç yapar? 7x yapar. Mesela burada yaşları toplamı 80 oldu diyebilirdi. Fakat ben özellikle sadece bu artış miktarını gösterem adına bunun tersine söylemek istiyorum. Bakın ya şöyle olsaydı. Bakın çok bunu seveceksiniz. Ali'nin yaşının Veli'nin yaşına oranı 5 bölü 3'tür. Ne yaptım hemen? 5x bölü 3x'i yapıştırdım. Gayet de güzel ve zevkli bir şey oldu. Peki Veli Ali'nin yaşına geldiğinde bakın Veli küçük. Ali'nin yaşına geldi. 5x, 2x, 2x artı şimdi gösterdim zaten. Tersten gidelim. Ali Veli'nin yaşındayken deseydi ne olurdu? Ali 3x yaşındayken yani 2x yıl önce Veli de ne olurdu? 2x yıl önce x yaşında olurdu. İşin güzelliği şu. Artık mesela bunların yaşları toplamı o zaman 16 ise acaba bugün kaç yaşındadır dediğimde rahatlıkla artık soruyu çözmek mümkündür. Yeter ki dikkatli okuyun. Kim kimin yaşındayken veya yaşına geldiğinde. Dikkat edin. Onun yaşına geldiğinde derse küçük büyüğün yaşına geliyor. Onun yaşındayken derken büyük küçüğün yaşına geliyor. Peki devam edelim. Ali'nin şimdiki yaşı A. Veli'nin şimdiki yaşı B olsun. Ali Veli'nin şimdiki yaşındayken Veli X yaşında ise. Bakın şimdi Ali Veli. Bu tip soruları tablo yapmak çok çok hayat kurtarıcıdır. Ali A yaşında, Veli B yaşında. Ali A, Veli şimdiki yaşındayken demek yıllar önce. Demek ki A B'den büyüktür. Ali Veli'nin küçük olanın yaşındayken Veli X yaşındaydı. Şimdi beraber bakalım isterseniz. Ali ne diyor? Ben B yaşındayken yani A'dan B'yi çıkartacağım çünkü A B'den büyük. A eksi B yıl önce. O zaman bakın buradan da ne yaparım? B'den A eksi B'yi çıkartırım. Yani burası 2B eksi A x'i verir ki artık denklem kuracağım zaman bize hangisini verdi? Mesela yaşları toplamını verebilir, Veli'nin yaşını verebilir ve bizim artık iki bilinmeyeni iki denklemimiz olacak ve biz soruları çözmeye başlayacağız. Hadi sorulara başlayalım. İlk sorumuzda Deniz ve Ahmet'i görmekteyiz. Bugünkü yaşları toplamının 41 olduğu verilmiş. 10 yıl sonraki yaşları toplamı acaba nedir? Ben daha okumayı bitirdim ama siz galiba cevabı verdiniz bile. Deniz ve Ahmet'in bugünkü yaş ortalaması 41 olduğuna göre iki kişi var. İkisinin de yaşı kaç artar? 10 artar. Demek ki bunun yaşları toplamı kaç olur? 61 Trabzon olur. Bir diğer sorumuza bakalım. Fakat soruya geçmeden önce küçük bir not ekleyeyim buraya. Öyle geçeyim. Doğum yılı küçük olan kişinin yaşı daha büyük olur. Bakın bu zaten bildiğimiz bir şey. Ne kadar erken doğduysanız, doğum tarihiniz ne kadar önce ise tabii ki burada sizin yaşınız daha büyüktür. Bir şey daha vermiş. Bir kişinin doğmasına A yıl varken o kişinin yaşı eksi A'dır. Düşünsenize şunun yaşındayken daha onun doğmasına 4 yıl vardı derse onun yaşı eksi 4. Daha henüz doğmadı. Bu da sorularda ender de olsa karşınıza çıkabilir. Ben sorularıma kaldığım yerden devam ediyorum.
Bir babanın yaşı 3'er yıl ara ile doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Şimdi bir kere şu ilk cümlemiz bile bir denklem olmaya müsait. Hatta devamını okumadan hadi ekleyelim mi? Bunun 3 çocuğu var. 3'er yıl arayla doğmuş. Fark ettiniz mi? O zaman bir tanesi x yaşındaysa, diğeri x artı 3 yaşında, diğeri ise x artı 6 yaşında. Bakın aralarında 3'er yıl fark var. Ve ne diyor? Babanın yaşı bunların toplamına eşittir. Yani babanın yaşı kaç? 54. O halde burada 3x artı 9 eşittir 54. Yani 3x eşittir 45 yapar. O halde 3'e böldüğümde x burada tabii ki 15 yapar. O halde en küçük çocuk 15 yaşında. En büyük ise 21 yaşında. Hemen bakalım. Sorulan şey çok orijinal bir kavram aslında. Bakın çocukların yaşlarını sormamış. En büyük çocuk yani 21 yaşındaki çocuk doğduğunda baba kaç yaşındaydı? Baba şu an 54 yaşında. Oğlu 21 yaşında. İnşallah bir üniversite öğrencisi sizin gibi. 54-21 yani baba demek ki ilk çocuğunu kucağına 33 yaşında almış. Hayırlı uğurlu olsun. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir babanın bugünkü yaşı 2'şer yıl arayla doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Bakın babanın 3 yıl sonraki yaşı 54 ise, babanın 3 yıl sonraki yaşı 54 ise bir kere babamız bugün 51 yaşındadır ve deminki soru gibi olmadı mı? Gelin çocuğun birine x diyelim. Bakın 2 yıl arayla doğmuş 3 çocuğumuz var. O zaman en küçük x, ortanca x artı 2, en büyükse x artı 4 yaşındadır ve bunların yaşları toplamına eşit olduğuna göre baba 51 yaşında. Hadi toparlayalım. Burada x, 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 3x var. 2, 4, 6 karşıya attım 45. 3'e böldüğümde x ne yaptı? 15. O halde en küçük çocuğumuz x 15 yaşında olur. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu sefer parametrik bir soru sorulmuş. Oya 12 yaşında, Gül ise x yaşındadır. Gül 3x artı 10 yaşına geldiğinde Oya kaç yaşında olur? Şıklara dikkat edecek olursanız x cinsinde verilmiş. Hemen bakalım. Oya 12 yaşındaydı. Gül x yaşındaydı. Şöyle bir Gül'ü alalım. Gül'ün yaşı x ama kaç olmuş? 3x artı 10. Bir düşünelim. 3x artı 10'dan ben x'i eğer çıkarırsam demek ki bunun yaşı 2x artı 10 ne yapmıştır? Artmıştır. Demek ki aradan 2x artı 10 yıl geçmiş. O halde Oya'mıza gidelim. Oya'mız daha 12 yaşında. Tam bir çocuk. Ve biz buraya ne ekliyoruz? 2x artı 10 ekliyoruz. 2x artı 10 yıl geçiyor. Buradansa kaç yapar? 2x artı 22 olur ki cevabımız Edirne olur. Tabii parametrik sorular için şöyle bir şey söylemek mümkün. Hocam önceki sorulara değer verdik. Oradan yaptık. Yine olur mu? Evet olur. Mesela Gül'ün yaşı gelin 10 olsun. Bura 10 ise x yerine 10 yazdığımda Gül kaç yaşına geldi? 40 yaşına. Yani aradan kaç yıl geçti? 30 yıl. 12, 32 daha, 12, 30 daha Oya kaç yaşına gelir? Tabii ki 42 yaşına gelir. O halde buradan gidelim. X yerine 10 yazdığımda 42'yi veren hangi şık var? Tabii ki Edirne var. O halde cevabımız Edirne'dir. Gördüğünüz gibi sorularda farklı farklı yöntemleri kullanmak mümkün. Bu sorumuzdaysa Feyza ve Nisa verilmiş, bugünkü yaşları toplamın 37 olduğu veriliyor. Ve Feyza Nisa'nın yaşındayken diyor işte. Zehra 14 yaşında olduğuna göre Feyza bugünkü yaşı acaba kaçtır? Şimdi gelin Feyza ve Nisa'yı beraber değerlendirelim. Şimdi Feyza'nın yaşı x olsun, Nisa'nın yaşı da y olsun ve x artı y'nin 37 olduğunu bilmekteyiz. Devam edelim. Feyza Nisa'nın yaşındayken, demek ki Nisa küçük, y küçük. O zaman Feyza y yaşındayken yani x eksi y yıl önce, şöyle yazalım mı? Önce, o zaman ne yapar? Nisa da aslında y eksi ne olur? X eksi y olur ki burada kaç olur? 2y eksi x oldu. O halde burada ne diyelim? Zehra kim? Burada bir işlem hata, cümle hatası var. Onları düzelteyim.
Feyza Nisa'nın yaşındayken, şu galiba Nisa olacak. Nisa 14 yaşındaydı. İşte burada. Gördüğünüz gibi x ile y'nin toplamı ve 2y eksi x'in 14. İki tane denklemi bulduk bile. O halde bakalım. X artı y 37. 2y eksi x eşittir 14. Taraf tarafa toplarsam x'ler gider. 3 tane y 51. Y buradan kaç yapar? 17. O halde demek ki Feyza Nisa 17 yaşındaymış. Feyza 20 yaşındaymış. O halde Feyza 20 yaşında yapacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım isterseniz. Bu sorumuzda ise artık bir yorum sorusu. 1977 yılında doğan bir matematikçi yaşını soran bir arkadaşına bugünkü yaşım doğum yılımın rakamlarının toplamına eşit cevabını veriyor. Bu konuşma hangi yıl yapılmıştır? Buyurun beraber bakalım isterseniz. Şimdi 1977 yılında doğmuş. Doğru mu? Dikkat edin, şıklar hep 2000'in üstünde. O halde diyor, bugünkü yaşım doğum yılımın rakamları toplamına eşit. Şimdi arkadaşlar, burada bu yılda doğmamış mıydı? 1 artı 9 artı 7 artı 7. 7, 7, 14, 10 daha etti 24. Demek ki bugünkü yaşı doğum yılının rakamlar toplamı, yani 24'e gitti. O halde 1977'ye eğer 24 eklersem kaç yapar? 1, 1, pardon, 2001 yapar. Göründüğü gibi sorularda tamamen oku bunu, bir denkleme çöz. Hatta burada olduğu gibi denklem kurma bile. Tamamen o sorunun içerisinde sana ne istiyorsa onu yap. Rahatlıkla çözebilen sorular. Mesela bu soru rutin olmayan problemlere çok tatlı bir örnek olarak da söylenebilir. Ha, bu arada dikkat edin. Rutin olmayan problemler aslında her yerde var. Peki şuna bakalım. Bir annenin bugünkü yaşı kızının yaşının 6 katıdır. Anneye A diyelim, kızına K diyelim. O halde annenin yaşı kızının 6 katıdır. Bakın ne yaptım? Şuradaki cümleyi kırmızı yapalım. Onu direkt çevirdim. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde. Şimdi hatırlayın, oran sorularına çok enfes bir yöntemden bahsetmiştim. Şöyle yapalım mı? Anne, kız. Kız K iken anne 6K. Tekrar okuyalım. Kızı annenin bugünkü yaşına geldiğinde, yani 6K olduğunda, yani 5K arttığında bu da 5K artar ve bu da kaç yapar? 11K mı yapar? İkisinin yaşları toplamı, bakın artık burası kaç yaptı? 85'miş. 17K 85 olduğuna göre K buradan kaç yapar? 5 yapar. O halde K 5 ise annenin bugünkü yaşı kaç yapar? Tabii ki 30 yapar. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Bakın buraya kadar çözdüğüm soru bize bir şey söylüyor. Bir, bazen rutin olmayan problemler gibi yeri geldiğinde rahatlıkla çözebileceğiniz sorular var. İki, bazen bir şeye x deyin, tek bilimle bir denklem sizi kurtarabilir. Üç, bazense özellikle onun yaşındayken veya yaşları oranı şu kadar katının şu kadar fazla gibi sorular varsa, bunlara denklem kurmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Peki şuna bakalım. Emine ile annesinin yaşları toplamı 39'dur. Alalım. Emine'ye E diyelim, annesine A diyelim. Emine ve annesinin yaşları toplamı kaçmış? 39. 2 yıl önce annenin yaşı. 2 yıl önce annenin yaşı tabii ki 2 eksikti. Ama Emine'nin yaşı da 2 eksikti. Ne diyor? Annenin yaşı Emine'nin yaşının 4 katı imiş. O hale bakın, E ve A'ya bağlı iki tane denklemimiz var. Gelin bunları çözelim. Şu yukarıdan gidelim. Bize Emine sorulmuş. O yüzden şöyle yapalım mı? Şurada A'yı yalnız bırakayım. Yerine koyma yöntemini kullanmak istiyorum. Burası 39 eksi E yapar. A olan yere ben 39 eksi E yazacağım. Eksi 2. Şunu açalım. 4E eksi 8. Bakın özellikle ne yaptım? Emine'yi aradığım için E'yi bulmam lazım. O zaman da her şeyi E'ye çevirdim. Buna yerine yazma yöntemiyle yaptım. Peki ne yapabilirdik başka? Tabii ki yok etme yöntemi de olabilirdi. 37 eksi E 4 E eksi 8. Şimdi
Eksi 8'i buraya atsam bura 45 yapar. Eksi e'yi buraya atsam 5e yapar. 5'e böldüğümde Emine demek ki neymiş? 9 yaşındaymış. Yaş problemi çok zevkli bir soru kavramıdır. Çözmek de zevklidir. Sorular çok farklı görünse ama hepsi aynı denklemiştir. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 19 fazladır. Şimdi çocukların yaşı gelin X ve Y olsun. Annemizin yaşı da A olsun. Bunlara böyle belli harfler koymak gerçekten denklemi kurarken bizim çok işimize yarayacak. Annenin yaşı çocukları X ve Y yaşında. Bunların toplamından 19 fazladır. Bakın ilk cümle denklem oldu. 5 yıl önce yani anne 5 yıl gençken bu annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamının 4 katı. Şimdi çocukların yaşları toplamı x artı y'ydi. 5 yıl önce olduğuna göre iki çocukta 5 yıl yaşlanır yani bu toplam 10 azalır. Ne diyor? Bunun 4 katına eşitmiş. Bakın kırmızı kırmızı denklem, mavi mavi denklem oldu. Bugün büyük çocuk en az kaç yaşındadır demiş. Şu denklemi gelin beraber çözelim. Bizim çocuklarla işimiz varsa anne olan yere o zaman ben x artı y artı 19'u yazsam epey bir işime yarayacak gibi duruyor. Buradan da bakın ne olur? 4 çarpı x artı y eksi 40 yaptım. X artı y'yi karşılaştırırsam burada 3 tane x artı y yapar. Eksi 40'ı buraya atarsam bakın ne olur? 19'dan 5 çıkarttığımda 14 yapar. 14'e 40 ekleyin 54 yapar. O halde 3'e böldüğümde x artı y yani iki çocuğumuzun yaşları toplamı kaçmış? 18. İki çocuğun yaşları toplamı 18 olduğuna göre o halde büyük olan en az kaçtır? Bu artık sayı problemi sorusuna dönüştü. Daha doğrusu sayılar konusuna geri dönün. Orada anlattığımız bir soruya dönüştü. İki sayının toplamı 18 ise en büyüğü en az kaç olur? Eşit olsa 9 9. Farklı olacağı için 8'e 10 olur. Demek ki burada en büyük en az 10 yaşında olmak zorundadır. Bir diğer sorumuza bakalım. Bugünkü yaşları 6 ve 8 ile orantılı olan iki kardeşin 6 yıl sonraki yaşları 4 ve 5 ile orantılıdır. Aslında tam bir oran orantı sorusu. Aslında okur okumaz muhtemelen aklınıza bu geliyordur ve hatta şunu yapan bile içinize başlamıştır. Hocam ben bunu 6x aldım, bunu 8x aldım. Madem bugünkü yaşları 6 ve 8 ile orandı. 6 yıl geçmiş, 6x'e 6 ekledim, 8x'e 6 ekledim ve bunların oranı 4 bölü 5 oldu. İçler dışlardan da 30x artı 30 eşittir 32x artı 24. Buradan bakın 2x buraya attım 6. X buradan 3 olur diyebilirsiniz ki iki kardeşten büyük olan bakın aşağıda 3 çarpı x 24 hemen oran orantıyı kullanıp hiç yaşı aklınıza getirmeden söyleyebilirsiniz. Peki ikinci bir yol var mı? Olmaz mı? Şimdi 6 ve 8 diyor mu? 6x artı 8x. 6 artarsa 6x artı 6, 8x artı 6 mı geliyor? İşte bunların orantı olarak baktığımızda yine 4 bölü 5 olacağını söyleriz. Ama aynı şey oldu tabi. Demek ki oran orantı bu sorunun çözümü için en tatlı yolmuş. Hadi devam edelim. 14 ve 15 yaşlarındaki öğrencilerden oluşan 40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması, pardon, yaş toplamı 570'tir. Şimdi öğrencilerin kaç tane olduğunu bilmiyorum. 14 ve 15 yaşında 40 kişi var. Şöyle diyebilir miyiz? 15 yaşındakilerin sorduğuna göre 15x olsun 14y olsun. 14 yaşında y tane, 15 yaşında x tane öğrencim var. O halde 14 çarpı y artı 15 çarpı x bize yaşlar toplamı kimi verir? Tabii ki 570 verir. Çünkü 14 yaşında y tane öğrenci varsa y çarpı 14 bunların yaşları toplamıdır. X tane 15 yaşında öğrenci varsa 15 çarpı x'e bunların yaşları toplamıdır. Peki kaç öğrenci vardı? X ile y'nin toplamı da 40'tı. O halde artık bunu çözmem lazım. Aslında bir şurada bir oran orantı yine göze çarpıyor ama bu sefer oran orantı yapmayacağım. Şimdi gelin yok etme yöntemini kullanayım. 15 yaşındaki yani x'i aramaktayım. O zaman y'yi yok etmem lazım.
Gelin bunu -14 ile bir çarpalım. -14, -14. Bunu eğer -14 ile çarparsam 560 yapar. -560 yapar. 570 -560 topladığımda burası 10'dur. Burada bakın 14 y'ler gider. 15x -14 x x mi yapar? Demek ki o zaman bizim x'imiz 10'dur. Yani 15 yaşında 10 öğrencimiz vardır. Bir sorumuza daha geçelim isterseniz. Sorumuzda bu sefer bir ailenin içerisindeyiz. Acaba ailede neler oluyor? Bir ailenin bütün bireylerinin bugünkü yaşları toplamı 150'dir. 3 yıl önceki yaş ortalaması ise 27'dir. 3 yıl önceki yaş ortalaması 27 ise o halde bugün 3 yıl sonra yani buraya göre 3 eklerim ne yapar? Demek ki bunların yaş ortalaması bugün neymiş? 30'muş. Burada bakın dikkat edin 150 yaş toplamı vardı. Yaşlar toplamı 150, yaş ortalaması 30. 150'yi 30'a böldüğümde demek ki bu ailede 5 kişi vardır. Tersten bakalım mı? Yaşlar toplamı 150. Yaş ortalaması 30. 150'yi kaça böldüm 30 olur? Tabii ki 5 olur. O halde bu halde 5 kişi vardır. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu sefer karşımıza Ahmet ve Hasan var. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 56'dır. Hasan kendisinden daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde ise yaşlar toplamı 88 yapar. Şimdi bununla alakalı aslında bakın birkaç farklı yöntemden bahsettim. Mesela örnek vereyim. Az önce dedim ki buraya X ve Y dediğim zaman Ahmet'e A diyelim, Hasan'a H diyelim. Hani X, Y demek yerine daha pratik olsun diye bunu yaptım. Ahmet ile Hasan'ın yaşları toplamı 56'dır. Ne diyor? Hasan Ahmet'in yaşına geldiğinde yani o zaman A eksi H yıl sonra. Bu da A artı A eksi H kadar yaşlanır. Ve bunların yaşları toplamı 88 yapar. Denklem çözerseniz çıkar. Ama bunu böyle hızlıca bir geçtim. Neden böyle geçtim? Şu yüzden. Aslında burada bir sayı sorusu yok mu? Bakın bugün yaşlar toplamı 56. Ama Ahmet'in yaşına Hasan, Ahmet'in yaşına geldiğinde yaşlar toplamı 88 olmuş. O hale ben 88'den 56'yı çıkarırsam 32 yıl geçmiş. 32 yıl geçtiğine göre o halde ikisi de 16 yaş yaşlanmadı mı? Demek ki o zaman 16 yıl önceye gitmeliyim. 16 yıl önce demek ki ne olur? Ahmet'in bugünkü yaşı bulunabilir. Nasıl mı? 16 yıl önceye gidiyorum arkadaşlar. Demek ki burada 16 yıl geçmiş. Yani 16 yıl sonra Hasan Ahmet'in yaşına geliyor. Yani bunların yaş farkı 16. Uzattığımın farkındayım. Ama amacım olayı daha net söyleyebilmek. Demek ki bunların yaşları farkı 16. Yaşları toplamı kaçtı? Birine x dersem diğeri x artı 16 yaşında. O halde buradan kaç yapar? 2x eşittir 40. X 20. Demek ki birisi 20 yaşındadır. Diğeri 36 yaşındadır. Hatta sağlamasına bakın yapalım. 20 36 yaşına geldiğinde yani 16 yıl sonra bu da 16 yıl 52 yaşına geliyor ve 88'i sağlıyor. Demek ki Ahmet büyük olan 36 yaşında olmak zorundadır. Devam edelim. Bu sefer ise 3 kişi var. Acaba 3 kişi arasında nasıl bir ilişki var? Buyurun beraber bakalım. Aslı, Hakan ve Tolga'nın bugünkü yaşları toplamı 72'dir. Aslı, Hakan ve Tolga topladığımda 72 yaşındadır. Aslı, Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde, Aslı H olduğunda. O zaman şunu diyebilir miyiz? Buradan H-A yıl geçti. Niye? Çünkü Aslı Hakan'ın yaşına geldi. Hakan daha büyük. O zaman geldiğinde Tolga'nın yaşı da Hakan'ın yaşının iki katı olacak. Bir dakika. O zaman hepsi gelin H artı A artsın. Bu da H eksi A artsın. Bu da ne olsun? H eksi A artsın. H eksi A yıl sonrası. Bu durumda bakın bir şey söyledi bize.
Dedi ki Tolga'nın, pardon, Hakan'ın Aslak geldiğinde Tolga'nın yaşı Hakan'ın yaşının 2 katı olacaktır. Şimdi açalım, 2 çarpı burada kim var? 2H eksi A. Burası kaç yapıyor? T artı H eksi A yapıyor. O halde olacaktır. Hakan'ı sormuş. Şimdi buradan gidelim. 4 tane, şunu açalım. 4 tane H eksi 2 tane A eşittir. Ne oluyor? T artı H eksi A yapıyor. Şunu karşıya attığımda ise bakın, bize burada Hakan sorulduğu için şu Hakan kalsın. Eksi H buraya gelsin. Geri kalan ne varsa karşıya atalım. T artı A mı yapar? Evet, eksi A buraya geldi. H buraya geldi. O halde 3H, yani ne yapar? Tolga ile Aslı'nın yaşları toplamına eşit olur. Şimdi bak, burada T artı A'yı bulduk. T artı A neydi? Şimdi geldim buraya. T ile A'nın toplamı 3 tane H çıktı. Bir tane de H burada vardı. O halde 4H mi etti? 4H 72 ise demek ki Hakan 18 yaşında olmak zorundadır. Bakın dikkat edin. Bu sefer de 3 bilinmeyeli bir denklemle uğraştım. Önce Aslı, Hakan, Tolga, A, H, T toplamını buldum. Sonra o onun yaşındayken, o onun yaşındayken diye denklemi kurdum. Buradan da ne yaptım? H, T, E arasında yeni bir denklem buldum. Ve buradan bakın, tam bir sonuç çıkmayacak. Aslı ve Tolga'nın yaşları toplamının Hakan'ın yaşı cinsinden denklemi bulduğunuz zaman yerini yazdığınızda soru artık çözülmeye hazırdır. Gördüğünüz gibi çok çok çeşitli sorularımız var. Özellikle yeni nesil soruları oldukça göreceksiniz ki denklem kurmak bazen bir bilinmeyen, beş bilinmeyen, altı bilinmeyen, acaba yedi bilinmeyen var mı? Az sonra. Peki, bir yabancı dil kursundayız. A, B, C sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması sırasıyla 20, 26 ve 29'dur. Demek ki A sınıfında yaş ortalaması 20, B'de 26, C 29. Bilgiyi verdim. A ve B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 23'tür. Şimdi bunu bir değerlendirelim. A sınıfının yaş, mesela A sınıfında A kişi, B sınıfında B kişi, C sınıfında C kişi olsun. O zaman A sınıfında yaş ortalaması 20 olduğuna göre ben A ile çarparsam bunların yaşları toplamı 20 A'dır. Eğer B sınıfında B kişi varsa, bunların yaş ortalaması 26 ise, o zaman demek ki burada 26 B toplam yaş vardır. C sınıfında C kişi varsa yaş ortalaması 29. Hadi bu da toplam yaş 29 C olsun. Ben şu an ne yaptım? A, B, C sınıflarının yaş ortalamasını biliyorum. Oradaki öğrenci sayısını A, B, C kabul ettim ve yaş toplamını buldum. Neden? Çünkü bakın, şurada diyor ki bize, A ve B sınıflarının yaş ortalaması 23'tür. Bu 23 ne demektir? Bakın, A sınıfından yaş 20A geliyor. B sınıfından 26B geliyor ve ben bunu A artı B'ye böldüğüm zaman işte ben artık A'lı B'li bir denklem bulabilirim. Hatta hemen bulalım. İçler dışlar çarpımından 23A artı 23B eşittir 20A artı 26B. O halde 20A'yı karşıya attığımda burası 3 tane A. 20B'yi karşıya attığımda burası ne yapar? 6 tane B mi yapar? Bir bakalım, işlem hatası var mı? Pardon, şurası 23'müş. Şunu düzelteyim. 3B yaptı burası. Onu düzelteyim. O halde burada A, B'ye eşittir. Demek ki A ve B sınıflarında eşit sayıda öğrenci vardır. Şimdi gelin ikinci bilgiye. B ve C sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması 28'dir. Şimdi bunu da yazalım. O halde ne olur? B ve C, yani B sınıfında 26B yaş toplamı var. C sınıfındaysa 29C yaş toplamı var. Ben bunu eğer B artı C'ye bölersem, böldüğümde bu da yaş ortalaması 28 yapıyor. Yine içler dışlar çarpımı hemen geliyor. 26B 29C eşittir 28B artı 28C'ye eşit. Bunu bu karşıya attığımda C yapar. 26B'yi karşıya attığımdaysa tabii ki 2B yapar. O halde ben artık A, B, C oranlarını biliyorum. Bana neyi sormuş? 3 sınıfın yaş ortalaması nedir? Şimdi
Bunu yazalım. A, B, C için bakarsak ne olur? Her şeyi tek bir çeşit yazalım isterseniz. C yerine 2B yazalım. Şöyle alayım. Toplam 20 çarpı A yerine B gelsin. 20B. Zaten 26B'miz var. 29C diyor ya. 29C yerine C yerine 2 tane B yazalım. Yani burası o zaman 58 tane B mi yapar? Ve bunu kaça bölüyorum? A, B, C toplamına. A zaten B idi. C 2 tane B idi. O halde yukarıda 20, 26 daha 46, 8 daha 54, 104. 104B bölü 4B, B'ler gitti. 104 bölü 4'te kaç yapar? 26 yapar. Burada şu son kısımla alakalı bir pratikten size bahsedeyim. Sonuçta B'ler giden sayılar. O yüzden siz buraya direkt A'yı 1, B'yi 1 eşit ya. C'yi de pardon. A'yı 2, B'yi 2 alın. Çünkü burada 2B var. C'yle 4 alın. Veya A'yı 1, B'yi 1, C'yi 2 alın. Böyle basit bir değer. Değerler verdiğinizde de bu ortalama değişmeyecektir. Çünkü burada B zaten sadeleşen bir elemandır. Güzel bir değer vermeniz lazım. Şu orantıya uygun 1, 1, 2, 2, 2, 4. Bu orantıya uygun bir değer vermeniz aslında yeterlidir. Bir diğer sorumuza bakalım. Gerçekten güzel bir soruya denk geldik. Yeni nesil özellikle hem okuduğunu anlama hem de denkleme çevirirken usanmadan sabırla yazmanız gereken sorulardan bir tanesidir. Üniversite tanışan 3 arkadaşın maceralarını anlatır. Üniversite tanışan 3 arkadaşın tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20'dir. O zaman hadi bu 3 arkadaşımız A, B, C olsun. O halde A, B, C'nin yaş ortalaması 20 olduğuna göre bunların yaşları toplamı tabii ki kaç olmak zorunda? 60 olmak zorunda. Peki, belirli bir süre geçtikten sonra ne kadar süre geçsin? X yıl. Bu 3 arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş ve bu 6 kişinin yaş ortalaması yine 20 gelmiştir. Bunların çocukları ne olsun? Hadi şöyle yazalım. A yanında çocuğunu getirsin. X'i kullandım. Y'yi getirsin. B yanında Z'yi getirsin. C yanında P'yi getirsin. Ve bunların bakın 6 kişi oldular. Yaş ortalamaları yine 20. Demek ki 6 kişinin yaş ortalaması 20 ise bunların yaşları toplamı kaç yapar? 6 kişi 120 yapar. O halde ikinci denklemi de yazdım. Şimdi yeni bir şey var mı? Bu 3 arkadaşın çocuklarıyla yaşları farkı 28, 30 ve 32 olduğu bilinmektedir. 3 arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra yani bir araya gelmiştir. Yani bize kimi soruyor? Aslında X'i soruyor. Yalnız burada bir şey ben yanlış yazdım. Değil mi? Çünkü burada A artı Y derken A eski yaşı. Aradan ben X yıl geçti demiştim. Yani artık bu A artı X yaşında, B artı X yaşında ve C artı X yaşında olmak zorunda. Şimdi gelin beraber bakalım isterseniz. Bu şu arkadaşların yaşları Y, Z, P ise çocukların yaşları. Bakın kullanmadığım bir tane bilgi var. Şimdi şunu diyebilir miyim? Birinci arkadaşımız A artı X yaşında. Bunun çocuğu Y yaşında ya. Böyle çok bilinmeyen yapmak yerine ben bu yaş farkı 28 ise A artı X'ten 28 eksiğidir desem sanırım olur. Şimdi arkadaşların ikincisi B artı X yaşındaydı. Bunun çocuğu Z yaşında. Yaşları farkı 30 olduğuna göre o halde ben direkt B artı X'ten 30 çıkarsam ve Z'yi böyle yazsam yine olur. Veya C artı X yani üçüncü arkadaşımızı aldık. Bunun çocuğu ise C artı X yani bundan 32 yaş farklı yani bu 120. Bakın ne yaptım? Amacım şu. 7 bilinmeli bir denklemle uğraşmak yerine mümkün olduğunca daha az değişkeni olan daha basit bir denkleme indirgemeye çalışıyorum. Hadi toplayalım. A 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C, 2A artı 2B artı 2C geldi. Kaç tane X var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane X geldi. Peki çıkarılanlar? Eksi 28, eksi 30. Ne yapar? Eksi 58, eksi 90. Ve bu kaçmış?
120. Bakın şunu gördünüz mü? 2A, 2B, 2C. Zaten biz işin başında A, B, C toplamının 60 olduğunu zaten biliyoruz. 2 katı o halde 120 yapar. 120 artı 6x eksi 90 eşittir 120. Şunlar bakın gider. Eksi 90 karşıya geçer. Buradan 90 olur. Buradan da x 15 olarak karşımıza çıkar. Demek ki bunlar 15 yıl sonra karşılaşmış birer arkadaştır. Ne mutlu onlara. Evet. Sorular biter. Ders biter. Ben kaçar. Her zaman dediğim gibi canlı kalın. Diri kalın. Bahri Hoca'yla matematikte kalın.